Bir Ses, Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan Bey. Öncelikle size ve tüm izleyicilerinize selamlarımı iletiyorum. Bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Çünkü başka anlatabileceğim kimse yok. Size hikayeyi en başından anlatayım. Benim adım Selda. 37 yaşında evli bir bayanım. Ben çok erken yaşta evlendim. Evlendiğimde 17 yaşındaydım. Aşk, sevgi, bunlardan henüz pek haberim yoktu. Bir gün görücüler geldi ve babam kızım seni verdim gitti dedi. Eşim benden 10 yaş büyük bir bey ve bir tane oğlumuz var. Sağ olsun, eşim aramızdaki yaş farkına rağmen yıllardır bana iyi davranır. Zaten kendisi çok yoğun çalışıyor. Oğlum geçen sene üniversiteye başladı. Başladı başlamasına ama bir sürü sorun çıkartıp duruyor. İlk yılı zor bitirdi. Öğrenci yurdunda kalıyordu. Ama hiç istemeden sürekli eve çıkmak istedi. Babası da evde yapamazsın diye izin vermedi. Aslında eşim haklı. Biz oğlumuzu tanıyoruz. Evde yapamaz. Bu biraz da benim hatam. Çünkü ben oğlumu çok rahata alıştırdım. Bir bardak su bile kalkıp almaz. Bırakın ev çekip çevirmeyi. Ama babasına o kadar ısrar etti ki en sonunda babası tamam dedi. Okulda iyi anlaştığı bir arkadaşı var. Cenk diye. Onunla aynı eve çıkmaya karar verdiler. Düştük yollara. En sonunda istediği evi bularak tuttuk. Bir güzel evin temizliğini yaptık. Birkaç günde yanında kalıp memleketimize döndük. Ama yok. Sorunlar yine bitmedi. Her gün arıyor. Anne yemek yapamıyoruz. Anne evi temizleyemiyoruz. Sınavlarımız başladı. Ders mi çalışalım, ev işimiyle uğraşalım diye diye başımızın etini yedi. İstiyor ki ben yanına geleyim. Babası olmaz dese de o kadar acındırdı ki kendini. En sonunda eşim git madem hanım. Sınavları bitene kadar kal gelirsin diye izin verdi. Tabii ben de dayanamadım. Oğlumun evine yerleştim. Ama bizimki ne dersi, ne sınavı. Bütün gece dışarıda arkadaşlarıyla. Tek oğlum, kıyamıyorum. Babası duysa anında yurda geri gönderir. Ev arkadaşı Cenk, efendi bir çocuk. Oğlumla aynı yaşta. Hatta çoğu zaman Cenk, yeter oğlum, bak annen bizim evde. Bizim için evde duruyor. Sen her akşam dışarı çıkalım diyorsun. Yazık kadına diye öğüt veriyor. Ve çoğu zaman da dışarı çıkmıyor. Odasında ders çalışıyor. Tabii bir süre sonra Cenk'i de oğlum gibi görmeye başladım. Bir akşam yine bizim oğlan okul çıkışı eve gelmedi. Beni arayarak anne 2 saat gecikeceğim. Arkadaşlarla dışarıdayım dedi. Kapı çaldı, baktım Cenk. Aa Cenk. Sen Aydın'la beraber değil misin dedim. Yok Selda teyze, ben gitmedim, yorgunum dedi. Odasına gitti. Ben de biraz işlerimi hallettim. Sonra sofrayı hazırladım. Cenk'e seslendim ama duymadı. Uyuyakaldı diye düşünüp odasının kapısını açtım. Ama açmamla beraber şoka uğradım. Cenk yatağın üzerinde mastürbasyon yapıyordu. Onu o halde görünce elim ayağıma dolandı. Ne yapacağımı bilemedim. Hiç konuşmadan dışarı çıktım. İçeri gittim. Kalbim deli gibi çarpıyordu. 10 dakika sonra Cenk geldi. Yüzü kıpkırmızı. Hiç yüzüne bakamadım. Sofraya oturdu. Sonra özür dilerim dedi. Ben de bozuntuya vermek istemedim. Önemli değil. Hata benim. Öyle kapını çalmadan odana direkt girmemeliydim. Takma kafana. Ben unuttum bile dedim. Yemeği yedik. Ben size yardım edeyim dedi. Sofrayı topladık. Mutfağa bulaşıkları bırakırken birkaç kez bana sürtündü. Normalde mutfak dardır. Hiç 2 kişi girmemiştik. Ama sürtünecek kadar da dar değildi. O kadar ince bir şekilde sürtündü ki bir şey diyemedim. Çay yaptım. İçer misin dedim. Olur dedi. Salonda oturmaya başladık. Birden bana sen çok gençsin, erken mi evlendin dedi. Ben de evet, erken evlendim dedim. O zaman eşin seni çok kıskanıyordur.
Benim bu kadar genç ve güzel karım olsa çok kıskanırdım dedi. Evet, kıskanıyor dedim. Çünkü konuşma tarzı, hal hareketleri bu akşam bana değişik geliyordu. Konuyu kestirip atmak istedim. Senin kız arkadaşın yok mu dedim. Başını yukarı kaldırarak yok dedi. Okuldaki kızlar bana göre değil dedi. Aslında Cenk çok yakışıklı bir çocuktu. İri yarı, uzun boylu, kapı gibi bir oğlandı. Neden öyle söyledin dedim. Okuldaki kızlar bana çocuk gibi geliyor. Ben olgun bayanlardan hoşlanıyorum dedi. Ve ekledi. Sence bu normal mi dedi. Anlamamış gibi yaptım. Ne normal mi dedim. Yani benim olgun kadınlardan hoşlanmam normal mi dedi. Yani ben pek anlamam bu işlerden. Genç yaşta evlendiğim için eşimden başka erkek tanımadım dedim. Ama neden normal olmasın? Muhtemelen normaldir dedim. Ama sen de gençsin. Yaşlı değilsin ki. Tam olgun bir bayansın dedi. Diyecek bir şey bulamadım. Odadaki manzara için tekrar özür dilerim dedi. Ben de önemli değil. Unuttum bile dedim. Sonra bana geçen sabah erkenden okula giderken siz uyuyordunuz. Kapınız hafif aralıktı. Gecelikle o haliniz aklımdan çıkmıyor. En son bu akşam dayanamadım, sizi hayal ediyordum dedi. Birden dönerek, bak Cenk, bu tarz konuşmalardan hoşlanmıyorum. Ayrıca odadaki manzara tamamen talihsizlikti. Bu şekilde konuşma dedim. Kızdığımı anlayınca, affedersiniz, ben odama gidiyorum dedi. O günden sonra her gün okuldan gelirken çiçek alıyor. Salonun ortasına vazoya koyuyor. Bunları sana aldım diyor. Sürekli bana yardım etmeye çalışıyor. Her sabah oğlum duymadan günaydın, çok güzelsiniz yine bu sabah diye her fırsatta bana iltifat etmeye çalışıyordu. Dürüst olmam gerekirse bir süre sonra hoşuma gitmeye başladı. Eşimle evliliğimiz çok güzeldi. Ama eşim bana bir kere iltifat etmemişti. Cengin bu enerjisi hoşuma gidiyordu. Ama hiç belli etmiyordu. Hangi kadının beğenilmek hoşuna gitmez ki? Derken benim orada kalma sürem 2 ay olmuştu. Cengin annesi de o kadına da yazık, biraz dinlensin. Ben de gelip kalayım bir süre demiş. Ben de memlekete döndüm. Tabii eşim bu duruma çok sevindi. İlk akşam daha 2 aylık hasreti gidermek için yatağımızda aklıma Cenk geldi. Bir anda kocam, hayırdır hatun, bu ne azgınlık dedi. Anlayamadım dedim. Bu ne azgınlık böyle? Sende bir şey var dedi. Hayatım, 2 aydır beraber değiliz. Normal değil mi dedim. Ya abartma, biz ergen miyiz dedi. Bütün zevkim kaçmıştı. Yine her zamanki gibi yorganın altında 3 dakikada iş bitti, uyudu. Evet, aslında haklıydı. Heyecanımın sebebi Cenk'ti. İstemeden onu hayal etmiştim. Ama bu sadece benim zihnimde yaşadığım kişi. Bu benim zihnimde yaşadığım bir olay. Ama kişi ise kocam. Bunda ne sakınca olabilir? Tamam. Çok parlak bir cinsel hayatımız yoktu. Ama hiç 2 ay ayrı kalmamıştık. Kocamın bu öküzce davranışı çok canımı sıkmıştı. Birkaç gün sonra Cem aradı. Nasılsınız diye. Ben de iyiyim, sağ ol Cenk dedim. Biraz havadan sudan bahsettik. Sonra vallahi şimdiden sizi özledim. Annem ama sizin gibi güzel yemek yapamıyormuş. Sizin yemeklerinizi tadınca anladım. Sizin evde olmanız bile eve bir ayrı bir hava katıyor dedi. Teşekkürler Cem, sağ ol dedim. Bunun üzerine 2 günde bir beni hal hatır sormak bahanesiyle arıyor ve 1 saate yakın sohbet ediyorduk. Bana sürekli iltifatlar ediyordu. Bir akşam nasıl oldu ben de anlamadım. Telefonda yakınlaşmaya başladık. Ve bir süre sonra telefondan kendimi seks yaparken buldum. O kadar kötü olmuştum ki akşam eşim gelince devamını getirmek istedim. Ama yine aynı manzara ile karşılaştım. Sonra kendimden çok utandım. Bir hafta Cengin telefonunu açmadım. Ama o kadar özür mesajları çekiyor ki ben telefonu açmadıkça gece gündüz mesaj çekmeye, bir süre sonra da ben sana deli gibi aşığım durumuna geldi. Telefonu açarak böyle bir şeyin olmayacağını anlattım. En sonunda bana, benim babamın durumu çok iyi. Şart koştu, okulu bitir, sana da bir şube açacağım diye.
Okul bitsin, istediğin şehirde yaşar, evleniriz dedi. Hayır dedim. Bu şekilde devam edersen oraya gelmem deyince tamam dedi ve sakinleşti. Ardından oğlum yarı yıl tatiline geldi. Plana göre tatil bitince ben gidecektim. Oğluma gidemeyeceğimi anlattım. Ama ne mümkün. Bizimki illa gel, illa gel anne diye tutturdu. Gittim yine. İlk fırsatta Cengi uyardım. Bak, bu düşünceleri aklından çıkart. Eğer beni zorlarsan eşyalarımı toplar giderim dedim. Tamam dedi. Ama bana öyle iyi davranıyor, öyle iltifatlar ediyor ki kendimi zor tutuyorum. Ara ara da telefonda yaşadığımız geceyi hatırlıyor musun? Gerçeğini yaşasak şöyle yaparım, böyle yaparım diye başlıyor, hemen susturuyorum. Ama ben de insanım. İnanılmaz etkileniyorum. Gönlüm de sanki kayıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bana hepsi aramızda kalacak. Söz deyip duruyor. Lütfen bana bir akıl verin. Evet değerli dinleyenler, hikayemiz, itirafımız burada bitti. Ben birkaç kelime etmek istiyorum bununla ilgili. İtirafı gönderen hanımefendi, ne kadar tehlikeli bir yola girdiğinizin inanın farkında bile değilsiniz. Şu anda elinize ateşin içine sokmuşsunuz, bildiğiniz ateşle oynuyorsunuz. Size tavsiyem, bir an önce o evi terk edin. Oğlunuz tek başına yaşamaya alışır mı, yoksa yurda mı gönderirsiniz? Bunu bilemem ama siz o evden hemen hiç vakit kaybetmeden bir an önce uzaklaşın. Eğer o evde kalmaya devam ederseniz size olacakları söyleyeyim. Sizin hikayenize, itirafınıza benzer çok yakın bir itiraf daha önce yayınlamıştım. Daha sonra o hanımefendi bana tekrar maille ulaştı. O çocukla beraber olmuşlar. Ailesi ve yuvası dağılmış. Çocukla bir evlilik yapmışlar ama hiç mutlu değilmiş. Hanımefendi bahsediyordu, anlatıyordu. Aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Siz genç bir bayansınız. O beyefendi de, üniversite çağındaki beyefendi de çok genç. Olgun bayanlardan hoşlandığı için sizden hoşlanmış. Ama bu sizin evliliğinizi yıkıp oğlunuz yaşındaki biriyle evlenip mutlu olabileceğiniz anlamına gelmiyor. İnanın bakın, kesinlikle söylüyorum, mutlu olamayacaksınız. Hiç ateşle oynamayın. Şu anda bu yaşadığınız heyecan size çok tatlı ve çok hoş geliyor. Farkındayım. Cümlelerinizden, anlattıklarınızdan bu çok net anlaşılıyor. Çünkü yüzlerce itiraf geliyor bana bunun gibi. Size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle o evden hemen uzaklaşın. Hemen uzaklaşın. Yok ben idare ederim. İşte çocuğa söylemem. O çocuğu da dizginlerim. Aman oğlumun hayatı falan düşünmeyin. Bu işin sonu hayır değil. Benden size söylemesi. Tabii dinleyenlerimiz de yorumlarını yapsınlar. Onların da hayat tecrübelerine göre size tavsiyeleri muhakkak olacaktır. Evet efendim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın efendim.